Ekleyelim mi, başlayalım mı? Bence başlayabiliriz Gamze. Bir 5 dakika bekledik. Yavaş yavaş başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Ekranda bir sorun yok değil mi? Gayet net. Gayet net, gayet net. Tamam. Merhaba öncelikle. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeci ana bilim dalında gerçekleştirmiş olduğum yüksek lisans tezimi bugün sizinle paylaşacağım. Tezimin ismi otel işletmelerinde Z kuşağının 5 faktör kişilik özellikleri ve oyunlaştırma oyuncu tiplerinin belirlenmesi. Bu tezimi tez danışmanım Sayın Doktor Öğretim Üyesi Senem Yazıcı Yılmaz gözetiminde tamamladım. Öncelikle biraz kendimi tanıtmak istiyorum. Lisansımı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünde tamamladım. Yüksek lisansımı yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ana bilim dalında tamamladım. Yüksek lisansımı yaparken Macaristan'da bir Erasmus değişim programına katıldım. Eğitim yılımın bir dönemini orada geçirdim. Daha sonra doktoraya da daha bugün yeni kayıt yaptırdım. Yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği'nde doktora öğrencisiyim. Bu arada edindiğim bazı mesleki deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bir seyahat ajansında vize temsilcisi olarak çalıştım. Bir 5 yıldız otelde Çeşme'de Önro departmanında çalıştım. Ve Adnan Menderes Havalimanı'nda catering hizmetleri olarak çalışma deneyimlerim de mevcut. Yüksek lisansını yaparken danışmanımla birlikte 2 tane de uluslararası bildirimiz mevcut. Bu bildirilerden biri turizmde insan kaynaklarında oyunlaştırmayı anlatıyor. Bir diğer yeri de turizmdeki örneklerden bahsediyor. Tezimin de zaten kapsamı bunlar olduğu için bunlarla ilgili slaytlar da göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Öncelikle biraz şimdi sunumdaki içeriklerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak otel işletmelerinin insan kaynakları yönetimini anlatacağım. Daha sonra 5 faktör kişilik tipi nedir bunu anlatacağım. Daha sonra kuşaklar ve iş hayatı. Daha sonra oyunlaştırma modelleri, oyuncu tipleri. En son olarak turizmde oyunlaştırma örneklerinden bahsedeceğim. Ve araştırmamın amacı, yöntemi, sonuçları ve önerileriyle de sunumumu bitirmeyi planlıyorum. Öncelikle otel işletmelerinde insan kaynakları yönetiminde insan kaynaklarının en büyük görevlerinden biri de doğru iş gücünü tespit edebilmek ve adaylar arasından doğru kişiyi işe yerleştirmeyi tamamlayabilmek. Burada insan kaynaklarının kullandığı çeşitli tarzlar, yöntemler var, modeller var. Bunlardan biri de kişilik envanteri. İş alım sürecinde adayları tanımak için, işe uygunluğunu saptamak için, adayların yetkinliğini ve psikolojik motivasyonlarını öğrenebilmek için çeşitli kişilik envanterlerine başvuruyorlar. Bu kişilik envanterlerinden en çok kullanılanlar DISK kişilik envanteri, Minnesota çok yönlü kişilik envanteri, NEO kişilik envanteri, 5 faktör kişilik envanteri ve Hexoco kişilik envanteri. Bunlardan DISK iş hayatında daha çok kullanılıyor. Minnesota genelde psikolojik sorunları saptamak amacıyla kullanılıyor. NEO kişilik envanteri 5 faktör kişilik envanterinin başlangıcı aslında. 5 faktör NEO'dan türetiliyor. Hexaco'da 5 faktörün bir faktör eklenmiş hali. Yalnız Hexaco henüz akademik olarak kanıtlanmış geçerliliği, güvenilirliği hala tartışıldığı için genelde 5 faktör. Geçerlilik ve güvenilirlik de kanıtlanmış olduğu için 5 faktör tercih ediliyor. Şimdi bu 5 faktör kişilik özelliklerinden biraz bahsedeceğim. Dışa dönük, uyumlu, sorumluluk sahibi, nevrotik ve deneyime açık. Burada testi yaptığınız zaman çıkan sizin düşük puanınız ve yüksek puanınız oluyor her kişilik tipinde. Eğer siz dışa dönükte düşük puan gösterdiyseniz içinize kapanık, ağırbaşlı, durgun, soğuk bir kişilik tipinde oluyorsunuz. Çekingen, sessiz. Eğer dışa dönük kişilik tipiniz yüksek puanlı çıkarsa testinizin sonucunda sosyal, aktif, konuşkan, kişi odaklı, iyimser ve sevecen kişilik tipleri gösteriyorsunuz. Uyumlu da eğer düşük puanda olursanız şüphecik, kaba, şüpheli, işbirliğine yatkın olmayan, kinci, insafsız, asabi tavırlar sergileyebilirsiniz. Eğer uyumlu kişilik tipiniz yüksekse, yumuşak kalpli, iyi huylu, güvenilir, yardımsever, affedici, saf ve dürüst kişilik özelliklerine sahipsiniz demektir. Sorumluluk sahibinde düşük puan olduğu zaman başıboş, güvenilmez, tembel, umursamaz, ihmalkar, iradesiz kişilik tipleri gösteriliyor. Eğer sorumluluk sahibi yüksek puan çıkarsa, kişi düzenli, güvenilir, çalışkan, öz disiplin sahibi, dakik, titiz,
tavırlar sergiliyor. Nevrotik kişilik tipinde ise düşük puanda sakin, duygusuz, acımasız, emin, kendinden emin tavırlar sergilenirken, nevrotik kişilik tipinin yüksek çıktığı durumlarda endişeli, gergin, duygusal, güvensiz, yetersiz ve hastalık hastası kişilik özellikleri bireyde görülebiliyor. Son olarak deneyime açık kişilik tipinde düşük puan, geleneksel, gerçekçi, ilgi alanı dar, sanatsal ve analitik olmayan kişilik özelliklerini kapsarken, yüksek puan çıkması meraklı, ilgi alanı geniş, yaratıcı, orijinal, hayalperest ve gelenek dışı tavırlar sergilediği görülmektedir. Size daha önce de bugün sabah bir test paylaştım. 16 kişilik tipi. 16 kişilik tipini yapmak için Google'a 16 kişilik tipi yazıp yapabilirsiniz veya ben link atmıştım gruptan, oradan da yapabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili bu 16 kişilik tipi de 5 faktörün ilk hali. 5 faktör bunun daha sadeleştirilmiş. Bu daha bireysel. Eğer bireysel olarak kişilik tipinizi öğrenmek istiyorsanız bu çok ideal bir test. Ama siz bir toplumda, bir işe alımda belirli bir grubun kişilik tipini öğrenmek istiyorsanız bunu daha sadeleştirilmiş. 5 faktörün kullanılması daha uygun. Şimdi bununla ilgili bir video izletmek istiyorum. Siz de bugün baktığınız kişilik tiplerinizden çıkan sonuca göre o küçük küçük kodları vardı. Oradan kendinizi videoda bulabilirsiniz. Eğer bir iş görüşmesine giderse bu 16 kişilik tipi nasıl tavırlar sergiler izliyoruz. I know this must be a stressful thing for you, having to hire someone new. So just let me know what I can do for you to make this as smooth as possible. Your job posting was a little bit unclear, so I went ahead, I rewrote it, made it a little more streamlined. So statistically, this should bring in much more highly qualified candidates. What's the time you've had a disagreement at work? I find that disagreements are generally improper. And as long as everyone feels good and is happy and is getting along, management can do as they see fit. I was just sketching your portrait. You can keep that. Also, I was wondering, do you have a kombucha bar for employees? Can you handle a fast-paced working environment? The speed at which you're asking me these questions makes me question how fast-paced it truly is. Where do you see yourself in 5 years? CEO of a company that will buy your company and increase profits 100-fold. What's this? It's a poem I wrote about how I feel about this job interview. It's called Locking My Own Cage from the Inside. Okay. It's actually pretty good. I see there's a gap in your employment. Why was that? yeah, gap in my resume, just like the gap in your teeth, am I right? I'm just playing around, just kidding. The gaps in my resume, I'm sorry, I am just mesmerized by your teeth right now. What would you say are your strengths? Is my resume not detailed enough? Do I need to spell it out for you? Yeah, give me that. Yeah. Let me just read it to you, since apparently it's not clear enough. Okay, you're hired. We're interviewing you. Oh, sorry, what was this job for again? A payroll accountant? What the fuck was I thinking? Why should we hire you? That's kind of a dumb question. If we give you the job, how much money will you make us? Well, that depends on what you mean by money. It isn't obvious to me that we're talking about the same thing. What are your weaknesses? None. Tell me a little about yourself. Just tell me who you want me to be and I'll be that. Do you have any questions for us? Hey, forget the questions. I brought brownies. Let's just dig in. It's a poem about how... Evet, gördüğünüz gibi 16 kişilik tipinin hepsi işe alımda farklı tavırlar sergileyebiliyor. Hepsinin bakış açısı çok farklı. Hepsinin iş hayatından beklentileri, üstlerine yaklaşımı, altlarına yaklaşımı hepsi çok fark ediyor. Buradaki bu farklardan bir tane sebebi de kişilik özelliklerin yaş gruplarına göre değişmesi. Yani yaş gruplarından kastımız kuşakları oluşturuyor. Yani kuşaklar yaşadıkça ve değişim geçirdikçe belirli gruplarda belirli
ortak istekleri, ortak kişilik özellikleri oluyor ve bu kişilik özellikleri iş hayatından beklentilerini de oluşturuyor. Öncelikle bunun için kuşakları anlamak için kuşak kavramının biraz tarihçesine bakmamız gerekiyor. Kuşak kavramı aslında 1800'lerde ünlü sosyolog Comte tarafından tarihsel süreç içerisinde hareket eden kuvvetler olarak tanımlanıyor. Daha sonra Mannheim bunu 1952'de aynı dönemde yaşayan, ortak fikir ve deneyimleri paylaşan insan topluluğu şeklinde geliştiriyor bu tanımı. Daha sonra 91 yılında ilk kez kuşakların tanımlaması literatür tarafından oturtulup artık kuşak sınıflandırılması yapılmaya geçiliyor. Yani belirli doğum aralıkları alınıp bu doğum aralıklarında yaşayan kişilerin çocukluklarında geçirdikleri kriz dönemleri veya yetişkinliklerinde gördükleri ekonomik kriz olabilir, savaşlar olabilir. Bunlar tespit ediliyor ve bunların doğrultusunda ortak kişilik özellikleri çıkartılmaya başlanıyor. Bu şekilde de bir kuşağı oluşturan üyelerin aynı tarihi olaylar, sosyal eğilimler, kültürler, deneyimler ve ortak davranış ve inançlar yaşaması gerekir diyerek kuşak kavramının tanımı oturtuluyor. Bu kavram yapılan sınıflandırma Strauss ve Howe tarafından genelde kabul görüyor. Fakat son kuşağa gelindiğinde Z kuşağı, bu 91 yılında yapıldığı için o yıllarda daha Z kuşağı doğmamış bulunmakta ve bu bir öngörü. Z kuşağına bir öngörü şeklinde oluyor. Diğer kuşaklar evet yaşamakta, onlar gözlenilip bu sınıflandırmaya dahil ediliyor. Ama Z kuşağı böyle değil, daha doğmadan öngörü şeklinde Z kuşağına yapılıyor. Ve 2018 yılına gelindiğinde teknolojinin de gelişimiyle birlikte artık Strauss ve Howe'ın önceki kuşaklar için yaptığı sınıflandırma ve kişilik özellikleri kabul edilirken Z kuşağında ayrım yaşanıyor. Bunun da sebebi 90 ve 95 yılı arasında büyük bir istatistiki farkların çıkması. 90 yılında doğan bireylerle 95 yılında doğan bireyler arasında. Bu farklardan biri yurt dışında çalışma isteğinde artış, sürekli yer değiştirme isteğinde artış, iş bulma kaygısında ciddi bir artış görülüyor istatistik olarak ve teknolojiye ilgi. Yani 90 yılında doğanlardansa 95 yılında doğanların daha çok teknoloji ilgi ve teknoloji odaklı oldukları tespit ediliyor. Bunun doğrultusunda son olarak kabul görülen kuşak sınıflandırılması Z'ye kadar olanı Strauss ve Howe'la aynı. Bebek patlaması kuşağı 1946-1964 arası, X kuşağı 1965-1979 arası, Y kuşağı 1980-1994 arası, Z kuşağı 1995-2012 arası, Z kuşağının bitiş tarihi ve Alfa'nın başlangıç tarihiyle alakalı literatürde henüz tartışmalar sürmekte. Bu daha tam olarak oturmuş değil. X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı iş hayatında şu an aktif olarak birlikte çalışıp çeşitli çatışmalara yol açmaktalar. Bunun da en büyük sebebi Z kuşağının önceki kuşaklardan çok farklı isteklerinin olması iş hayatından. Şimdi bunu inceleyeceğiz hep birlikte. X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağının iş hayatında nasıl tavırlar sergilediğini, nasıl değerleri olduğunu ve beklentilerinin ne yönde olduğunu inceleyeceğiz tablo şeklinde. Öncelikle takım çalışmasından bakıyoruz. Takım çalışmasında X kuşağının doğal çevre, yani çok uluslu şirketlerle çalışabileceğini görüyoruz. Y kuşağı ise ortak çaba başarısına inançlı, tamamen bir takım ruhu görüyoruz Y kuşağında. Z kuşağı ise sadece sanal ortamda takım çalışması istiyor, onu da zorunda kalırsa. Çok bireysel bir çalışma alanı isteyen bir kuşak olduğunu görüyoruz burada Z'nin. Burada bir farklılık oluyor diğer kuşaklardan. Aynı şekilde bilgi paylaşımında X kuşağı karşılıklı iş hayatında bilgilerini karşılıklı ve işbirliğine dayalı olarak paylaşmak istiyor. Y kuşağı ise zorunluysa eğer o bilgisini paylaşmak istiyor ve bundan bir kişisel çıkar elde etmek istiyor. Z kuşağı ise sanal ortamda kolay, hızlı, açık ve menfaatsiz şekilde bilgilerini iş arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Çünkü zaten küçüklüğünden beri teknolojiyle büyümüş, ne ararsa hemen Google'dan bulabilmiş bir kuşak. Bu yüzden bilgiyi de paylaşımda diğerlerine göre daha açık bir tavır sergiliyor. Bakış açısı olarak X kuşağı ben merkezli ve orta vadeli bir bakış açısı sergiliyor şirketine karşı. Y kuşağı bencil ve kısa vadeli bir bakış açısı sergiliyor. Z kuşağı için ise bağlılığın hiçbir önemi yok, tamamen an yaşıyor. İlişkiler, iş hayatındaki ilişkilerde X kuşağı kişisel ve sanal ağları kullanıyor. Y kuşağı sanal kullanıp bir network oluşturmak istiyor iş arkadaşlarıyla. Z kuşağının ise network veya ilişkilerde çok derine inmesine gerek yok. Sadece sanal ve yüzeysel bir ilişki kurmak istiyor iş hayatından.
Hedeflerine baktığımızda X kuşağı çoklu ortam ve güvenli pozisyon istiyor. X kuşağı öyle çok kolay karar verip işini değiştiremiyor. O yüzden güvenli pozisyonunda uzun süreler çalışmayı kabul eden bir kuşak. Y kuşağı ise hep daha fazlasını isteyip rekabetçi yetiştirildiği için ebeveynleri tarafından iş yerinde de lider olmak istiyor. Lider pozisyonu için rekabet etmek istiyor. Z kuşağının bunların hiçbiriyle alakası yok. Bunların hiçbiri Z kuşağının ilgi odağı veya düşündüğü şeyler değil. O sadece an yaşıyor. Yarını düşünüyor iş hayatında. Kendini göstermede X kuşağı hemen kendini hızlı bir şekilde tanıtabiliyor. Y kuşağı da hemen anında kendini gösterip tanıtabiliyor. İyi yönleri, kötü yönleri bunları belli edebiliyor. Z kuşağına ise sormanız gerekiyor. Bir yöneticiyseniz ve Z kuşağının kendini göstermesini istiyorsunuz. Ona fırsat vermeniz gerekiyor. Ona senin yetkinliklerin nedir, senin yeteneklerin nedir gibi sorular sormanız gerekiyor. Siz sormazsanız o kendini göstermiyor. Böyle bir kişilik tipi Z kuşağı. İnternet kullanımına baktığımızda X kuşağı interneti biraz temkinli, daha güvenli kullanıma yaklaşıyor. Y kuşağı için artık bu günlük hayatının bir parçası. Z kuşağı ise tamamen sezgisel. İstediği an kullanır, istediği an kullanmaz, istediği an gider sosyal medyada takılır çalışırken, istediği an açıp iş yapabilir internetten. Tamamen sezgisel hareket ediyor. Değerlerine baktığımızda X kuşağının sıkı çalıştığını, çeşitliliğe saygılı, meraklı ve pratik çözüm odaklı olduğunu görüyoruz. Y kuşağı ise esnek çalışma saatleri istiyor. Çok hareketli bir kuşak. Geniş ama yüzeysel bilgilere sahip, başarıya yönelen çok rekabetçi bir kuşak. Yaratıcı ve bilgi özgürlüğüne öncelik veren bir kuşak. Z kuşağı ise yine her zamanki gibi anı yaşıyor. Her şeye hızlı tepki veriyor. Öncü, cesur, bilgiye hızlı erişiyor ve sürekli içerik arayan. Yani bilgi değil, içerik daha çok ilgisini çekiyor Z kuşağının değer olarak. Ona içerik tüketmesi için içerik vermek zorundasınız yöneticiler olarak. Diğer olası özelliklerine baktığımızda X kuşağının kurallara uyduğunu, materyalist olduğunu, hiyerarşiye daha az saygılı olduğunu ve kendini kanıtlama ihtiyacının olduğunu görüyoruz. Y kuşağına baktığımızda daha bağımsız, X'e göre daha bağımsız bir Y kuşağı görüyoruz. Geleneklere saygısının daha düşük olduğunu görüyoruz. Yeni bilgi formları aradığını, ters sosyalleştiğini, biraz kibirli olduğunu, ev, ofis veya yarı zamanlı çalışan, işte geçici yönetici gibi değerlere bunları istediğini görüyoruz. Aynı zamanda duygusal zekaya önem verdiğini görüyoruz. Z kuşağına baktığımız zaman bakış açısı tamamen önceki kuşaklardan farklı. Düşünce eksikliğine sahip, mutluluk ve zevk düşkünü, bölünmüş dikkate sahip, dikkatini bir yerde odaklama, bir şekilde onun ilgisini çekmek, yönetici olarak onun ilgisini çekip ona bir şey yaptırmak çok zor eğer ilgisini çekmediyse. Sonuç odaklı düşünemiyor. Anlandırarak bir şey yapma arzusu yok. İş ve eğlence sınırları da sürekli çakışan bir kuşak. Bunların haricinde Z kuşağını diğer kuşaklardan en çok ayıran özellikler ise beklentileri, iş hayatından beklentilerine baktığımızda bu kuşak başarma konusunda kaygısı yüksek ve sürekli kolaylık ve umutsuzluğa kapılıyor. Gelir endişesine takıntılı bir kuşak ve eşitsizliklere tahammül edemiyor. Ergenlik çağındaki Z kuşağı bireylerinin %86'sının iş bulma konusunda kaygılandığı kanıtlanıyor. Bunun sebebi olarak ebeveynlerin ekonomik kriz yaşadığı dönemlerde, dünyanın ekonomik kriz yaşadığı dönemlerde bunu küçük olarak ebeveynlerini görerek deneyimlemiş olmalarından kaynaklı olabilir. Ayrıca Z kuşağının %56'sı iş alım sürecinin bir gün ya da daha kısa sürede sonuçlanması gerektiğini savunuyor. Uzarsa çünkü sıkılıyor Z kuşağı, hemen bir sonuç görmek istiyor yaptığı her şeyden. Ayrıca kuşağın %91'i bir şirketteki teknolojik gelişmişlik düzeyinin çalışma ilgisini arttıracağını düşünüyor. Dörtte biri ise sanal gerçeklik ile birleşmiş bir iş yeri istiyor. 50'den fazlası, %50'den fazlası iş yerinde bir aplikasyon istiyor ve bu aplikasyonu kullanmak istiyor. Ayrıca Z kuşağı oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan ilk kuşak olduğu için yine benzer şekilde iş yerinde de oyun oynamak istiyor. Yani oyunlaştırma, iş yerinde oyunlaştırma yapılmasını istiyor. Buradan yola çıkarak da sanal oyun karakterleri ve kurguları üzerinden oynanan oyunların yerine kişinin kendi karakteri ve yaşam tarzıyla oyuna dahil olduğu oyunlaştırma kavramı ve uygulamalarının iş yerine gelmesi bu yukarıdaki çoğu sorunu çözecekmiş gibi görünüyor.
Şimdi oyunlaştırmanın birazcık çok kısa tarihine bakacağız. 1980 yılında Richard Barter tarafından bir şeyi daha ilginç ve eğlenceli hale getirmek için oyun gibi yapmak, gamify kelimesi olarak kullanılmaya başlanıyor. Daha sonra Nick Allen tarafından 2002 yılında oyun dışı içeriklerde kullanıcılara oyunsal düşünce ve oyun mekaniği kullanılarak problemlerin çözümünün sağlanması ve ilk defa gamification, oyunlaştırma olarak kullanılıyor. Daha sonra Deterding ve arkadaşları tarafından oyun içerisinde kullanılan elementlerin oyun dışında kullanılması olarak iyice oturuyor 2011 yılında. Ve Türkiye literatürüne de Ercan Altun Yılmaz tarafından 2015'te oyunlaştırılmış uygulama oyun mekanikleri kullanıldığında oyunu andırır ve oyun oynuyor hissi yaşayan oyuncu daha sürece daha uzun süre entegre olur şeklinde tanımlanarak Türk literatürüne kazandırılıyor. Daha sonra oyunlaştırmanın tanımı oturduktan sonra literatürde çeşitli oyunlaştırma tasarım modelleri çalışmaları başlıyor. Bu modellerden biri oyunlaştırmada Fock davranış modeli ilk çıkan modellerden biri. Daha sonra oyunlaştırma piramidi ve D6 tasarım modeli çıkıyor. Bunun üstüne oyuncu merkezli tasarım modeli çıkıyor. Daha sonra Hulk kanca modeli çıkıyor. Daha sonra Saps ödüllendirme teoremi var. Sürdürülebilir oyunlaştırma etkisi için yapısal çerçeve var. Oyuncunun akışı gibi konularda burada sürdürülebilir oyunlaştırma kapsamında ele alınıyor. Ve Optestas çerçevesi de oyuncunun motivasyonuna odaklı bir model olarak geliştiriliyor. Bunlar geliştirildikten sonra oyuncu tiplerinin tanımlanması, yani hedef kitleyi tanımak sorunu ortaya çıkıyor. Ve hedef kitlenin tanınabilmesi için oyuncu tiplerinin geliştirilmesi ve oyuncu tiplerinin belirlenip tasarımın üstüne yapılması gerektiğine karar veriliyor. Bu yüzden de oyuncu tiplerinin tanımlanması ve literatürde oturulması için çeşitli çalışmalara başlanılıyor. Öncelikle 1996'da oyuncu tipleri olarak Richard Bartel çoklu kullanıcı zindanlarını geliştiriyor. Burada başaranlar, kaşifler, katiller ve sosyaller olmak üzere 4 tane oyuncu tipinden bahsediyor. Daha sonra 2006'da Nick Yee odaklı sosyal ve tutkulu olarak bu oyuncu tipolojisini bir tık daha geliştiriyor. Daha sonra 2011 yılına geldiğimizde T-Sank agresif, sosyal ve aktif olmayan oyuncu tiplerini tanımlayarak bu modeli bir tık daha geliştiriyor. Fakat 2015 yılına geldiğimizde Marcheski bunlar hepsi oyuncu tipleri. Bunları alıp oyunlaştırmaya entegre etmesi gerektiğini söyleyip altılı oyunlaştırma kullanıcı tipolojisini geliştiriyor. Burada da yardımsever, sosyal, özgür ruhlu, başaran, düzen bozucu ve oyuncu olmak üzere 6 tane oyunlaştırma oyuncu tipi tanımı yapıyor. Burada önemli olan şey önceki tiplerin hepsinin bir oyun içerisindeki oyuncu tipleri olması, 2015'te geliştirilen ise oyunlaştırma oyuncu tipi olması. Şimdi bu altılı oyunlaştırma oyuncu tiplerine bakacağız tek tek. Bu oyuncu tiplerinden ilki yardımsever. Bunlar amaç ile motive oluyorlar. Fedakarlar ve ödül beklentileri yok. Bunlar için uygun oyun elementleri ise yönetici rolleri vermek onlara, bilgi paylaşımına açmak, hediye verme hakkı sunmak, tahsilat ve ticaret yapmalarını sağlamak oyunlaştırma uygulaması içerisinde. Bir sonraki sosyal oyuncu tipine baktığımızda bunlar ilişkiyle motive oluyor. Başkalarıyla etkileşime girmek onlar için oyun oynamaktan çok daha önemli. Sosyal bağlantılar kurmak istiyorlar. Bunun için de yapacağımız oyunlaştırma uygulamasında sosyal rekabet, sosyal karşılık, sosyal karşılaştırma, sosyal ağlar, birlikler veya ekipler kurulması gerekiyor. Bu klanlar olur oyunlarda, klan tarzı belirli bir gruba üye olurlar. Ve o grupla birlikte belirli sıralarda üste gelmeye çalışırlar. Bunlar işte sosyal kişilik tipi, baskın olan kişilerin yaptığı şeyler. Daha sonra özgür ruhlara bakalım. Özgür ruhlular ise bireysel hareket etmeyi seviyor, bağımsızlık ile motive oluyor. Onlara kendilerini ifade etme şansı verilmesi gerekiyor. Oyun içerisinde dış kontrol olmadan hareket etme özgürlüğü sağlanması gerekiyor. Bunun için de bir oyunlaştırma uygulaması içerisinde bu kişilere keşif görevi verilebilir. Doğrusal olmayan bir oynanabilirlik, yani istediği yöne gitsin, belirli bir şeyde sıralamada ilerlemesin, kısıtlanmasın, sürpriz yumurtaları bulsun, açılabilir içerikleri olsun ve kişiselleştirilmiş bir oyuncu profili olsun isteniyor. Bunlar önerilen oyun elementleri bu kişilik tipi için. Bir sonraki kişilik tipimiz başaranlar. Başaranlar ise yetkinlikle motive
oluyorlar. Görevlerini tamamlayarak bir sistem içerisinde ilerlemeyi ya da zorluklarıyla mücadele ederek kendilerini kanıtlamayı istiyorlar. Onlara önerebileceğimiz oyun elementleri ise meydan okumalar, sertifikalar, yeni beceriler, araştırmalar, seviyeler, ilerlemeler ve boss savaşları, epik meydan okumalar bu oyuncu tipi için gayet uygun. Düzen bozucu oyuncu tipinde de değişimin tetiklenmesiyle motive oluyor. Olumlu veya olumsuz oyunu test ederek burada dolaylı yollardan veya doğrudan sistemi bozma eğilimindeler. Sistemin sınırlarını test etmeyi seven bir oyuncu tipi bu. Bunun için de inovasyon platformları, oylama mekanizmaları, geliştirme araçları, anonimlik, anarşik oynanabilirlik elementleri bu oyuncu tipi için uygun. Oyunculara baktığımızda son olarak oyuncu tipinde bunlar dijital ödülle motive oluyor. Faaliyetin türünden bağımsız olarak bir sistem içerisinde sürekli ödül toplamak, sürekli o rozetleri toplamak. Bunun için de belirli bir çaba göstermek istiyorlar. Bunlara önerilen oyun elementleri ise puanlar, ödüller, takdirler, lider tabloları, rozet, başarı, sanal ekonomi, piyango ve şans oyunları gibi oyun elementlerinin kullanılması oyuncular için gayet uygun. Şimdi turizmde oyunlaştırma örneklerinden bahsedeceğim biraz. İlk örneğimiz Belçika'da bir şehirde yapılan şehri oyunlaştırma. Yani Gent şehri için geliştirilen bir şehri gezerken bir şeyler toplar. Pokemon Go'ya çok benziyor. Bu gizli yerlerini bulalım, sürpriz yumurtaları toplayalım, ödül, seviye, başarı gibi elementler kullanılarak bu şehrin oyunlaştırılması, bu turistik küçük şehrin oyunlaştırılmasını kapsayan bir uygulama. Bir diğeri de yine Belçika'da bulunan Stem Museum uygulaması. Bu Stem Museum'da da arttırılmış gerçeklik, rekabet, seviye gibi elementler kullanılarak o müzeye giden turistlerin daha çok ilgilerini arttırmak, motivasyonlarını arttırmak hedefleniyor. Bir diğer oyunlaştırma örneği olarak turizmde Discover the Presidio var. Bu da San Francisco'da Presidio Parkı'nın oyunlaştırılması ve bunun içerisinde insanların sürpriz yumurtalar bulması, sanal haritalarda gezmesi gibi oyun elementleri kullanılarak turistlerin yine ilgisini arttırmayı hedefleyen bir uygulama. Bir sonraki ulaşımda bir örnek, turizmde ulaşım örneği. Burada da Air Canada havayolu şirketini görüyoruz. Açılan üyelikler ile çeşitli rozet, puan toplama, lider tablosu gibi oyunlaştırma elementleri kullanıyor. Yolcularının her oradan bir bilet aldığı zaman ona bir rozet veriyor veya işte bir koltuğunun yanına yemek aldığı yemek rozeti veriyor. İkinci kez uçuyor, başka bir rozet veriyor. Ekonomide uçuyorsa farklı, business'ta uçuyorsa farklı gibi kullanıcılarını rozet toplamayı hedefleyen bir uygulama. Bir sonraki bu çok değişik bir uygulama. İsveç'te küçük bir köyü oyunlaştırma yaparak insanlara İsveç'in tarihini ve biraz folklorunu keşfetmelerini sağlayan bir oyunlaştırma uygulaması. Burada gelen turistlere çeşitli role play rolleri atanıyor. Şey gibi mesela siz bu tarihte eski İsveç'in tarihinde köyünde yaşayan bir çiftçisiniz veya işte siz hayvan yetiştiricisiniz gibi onlara çeşitli roller atanıyor ve gelen turistler bu rolleri deneyimliyor. Bu açık hava müzesinde gerçekleşiyor. Ayrıca köyün farklı yerlerine kurularak bunun devamlılığı sağlanıyor mevsimler boyunca. Bir sonraki de Paris'teki Louvre Müzesi'nin oyunlaştırılması. Müzenin içi değil, müzenin dışında bir keşif görevi veriyor bu da gelen turistlere. Ziyaretçileri küçük gruplara ayırıyor ve müzenin bahçesini keşfedip bu müzedeki sırları açığa çıkarmalarını istiyor gelen turistlerden. Ayrıca içerisinde hazine arayışı ve çeşitli zorluk seviyeleri de mevcut. Son olarak turizm insan kaynaklarında bir oyunlaştırma örneğimiz var. Bu oyunlaştırma örneği de My Marriott Hotel. My Marriott Hotel Facebook üzerinden geliştirilen ve turizm insan kaynaklarında bir otelde insanların işe alımını oyunlaştıran bir uygulama. Burada iş gören adaylarına otel yöneticisi rolü atanıyor ve uygulama içerisinde sorunlara çözüm bulmaları ve puan toplamaları isteniyor. Sonra toplanılan bu puanlar işe alımlarında kriter olarak görülüyor ve insan kaynakları en yüksek puan alan kişileri işe alıyor. Fakat 2014 yılına gelindiğinde Gartner 2010 ve 2014 yılında kullanılan oyun
yoğunlaştırma uygulamalarının %80'inin zayıf tasarımdan dolayı başarısız olacağını ortaya atıyor. Ve bu ortaya attıktan sonra bu başarısız olan oyunlaştırma uygulamalarından biri de Mario Total oluyor. Bunun da sebebi oyuncuyu merkeze koyan bir tasarım yapmamaları. Az önce konuştuğumuz gibi özgür ruhlu, düzen bozucu gibi bunları hiç düşünmeden sadece oyuncu, o ödülleri toplayıp motive olan oyuncu tipi var ya, sadece o. Herkes sanki o oyuncu tipindeymiş gibi davranıp sadece onlara uygun elementlerin koyulması oyunda. Sorun oyuncuyu tanımamak, hedef kitleyi tanımamak ve oyuncu merkezli bir tasarım yapmamak. Bu yüzden de buradan yola çıkarak bu tezde araştırmanın amacı olarak öncelikle Z kuşağı turizm öğrencilerinin baskın oyunlaştırma oyuncu tipini belirlemeyi hedefledim. Daha sonra Z kuşağı turizm öğrencilerinin baskın 5 faktör kişilik tiplerini belirlemeyi hedefledim. Ve son olarak oyunlaştırma oyuncu tipleriyle 5 faktör kişilik tipleri arasındaki ilişkileri tespit etmeyi hedefledim. Buna istinaden evren ve örneklem seçiminde turizm öğrencileri geleceğin potansiyel iş gören adayları oldukları için ve şu an turizm öğrencilerinin lisans üstünde çoğunu Z kuşağı örneklemi oluşturduğu için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerini evren olarak aldım. Kolayda örnekleme yöntemi seçerek evrende 953 kişiye ulaşılması gerektiğini tespit ettim. Buradan yaptığım online ankette 449 anket geri dönüş aldım. Bunlardan tamamlanılmamışlar veya Z kuşağı olmayanlar, Y kuşağı katılımcılar vardı veya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden değil de Ege Üniversitesi'nden katılanlar vardı. Bunlar da elendiğinde 280 tane geçerli anket elde ettim. Veri toplama yöntemi olarak çevrimiçi anket kullandım. Altılı oyunlaştırma oyuncu tipolojisi Marcheski'nin geliştirdiği bunun ölçeğini kullandım ve 5 faktör kişilik özelliklerinin de yine ölçeğini kullandım. Verilerin analizinde öncelikle geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yaptım. Daha sonra frekans yüzde değer ortalama standart sapma ile bu baskın kişilik özelliklerini belirledim. Daha sonra da oyunlaştırma oyuncu tipleriyle gerçek hayattaki 5 faktör kişilik tipleri arasındaki ilişkileri tespit etmek için de spin korelasyon analizi gerçekleştirdim. Buradaki önemli noktalardan biri örneklemin sadece Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi turizm öğrencilerini kapsadı. Çıkan sonuçlar, birazdan göstereceğim sonuçlar, genellenemez bütün evrene veya Türkiye'ye veya dünyaya genellenebilmesi için bunun sürekli tekrar edilmesi, başka üniversitelerde yapılması, başka yaş gruplarında test edilmesi gerekiyor. İlk araştırma sorumuz olan Z kuşağının Z kuşağı turizm öğrencilerinin baskın oyunlaştırma oyuncu tipi nedir sorusuna cevap olarak %17,3 ile düzen bozucuyu baskın buldum. Düzen bozucunun hemen ardından %17,2 ile oyuncu tipini baskın buldum ve onun hemen ardından da %17 ile özgür ruhlu oyuncu tipi baskın olarak belirledim. Baskın kişilik 5 faktör kişilik tiplerine baktığımızda %23 ile sorumluluk sahibinin baskın olduğunu belirledim. Onun hemen ardından da %20,7 ile dışa dönük kişilik tipinin de ikinci olarak baskın olduğunu tespit ettim. Şimdi oyunlaştırma oyuncu tipleriyle 5 faktör kişilik tipleri arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan korelasyon analizinin sonucunda bazı artı, eksi ve ilişki olmayan sonuçlar tespit edildi. Bu sonuçlardan turuncuyla gördükleriniz literatürden farklı bulunanlar. Zaten bu literatürde sadece Kanada'da Z kuşağı olup olmadığı tam belirtilememiş ama yıllarına baktığımızda Y kuşağı ağırlıklı bir örneklemde yapılmış. Orada artı olarak bulunanlar benim araştırmamda eksi çıktı. Mesela yardımseverle dışa dönük arasında negatif ilişki saptandı. Aynı şekilde sosyal ve dışa dönük arasında negatif ilişki saptandı. Sosyal ve dışa dönük bakıldığı zaman çok birbirlerinin benzeri. Yani gerçek hayatta dışa dönük bir kişi oyunda da sosyal olacakmış gibi görülüyor. Ama oyundaki sosyallikten amaç birlikte level atlamak, işte bir elementi, bir rozeti nasıl topladığını öğrenmek o kişinin. Ama gerçek hayattaki dışa dönüklük daha derin ilişkiler kurmak. Daha özel hayatını paylaşmaya kapsadığı için Z kuşağında bunda negatif ilişki tespit edildi. Aynı şekilde bakıldığı zaman mesela özgür olu ve deneyime açık da çok artı
pozitifmiş gibi görünüyor. Biri oyunda özgür ruhlu, biri gerçek hayatta deneyime açık olabilirmiş gibi görünüyor. Ama burada da şöyle bir sorun var. Z kuşağı deneyime açık olabilmesi, yani özgür olabilmesi için bireysel olması gerektiğine inanıyor. Oysa deneyime açık kişilik tipi, başta da 5 faktörde de gösterdiğim gibi, keşfetmeyi seviyor. Ama özgür ruhlu daha çok bireysel keşfetmeyi seviyor. Buradaki ayrım da bu şekilde. Aynı şekilde başaran ve sorumluluk sahibi çok benzer görünüyor. Ama yine Z kuşağında negatif ilişki tespit edildi. Düzen bozucuya baktığımızda ise düzen bozucunun uyumluyla pozitif ilişki gösterdiğini görüyoruz. Bunun sebebi de düzen bozucunun hem olumlu hem olumsuz olarak sistemi bozmaya çalışmasına kaynaklı olabilir. Eğer sistemin daha iyi olmasını istiyorsa düzen bozucu kişilik tipi, uyumlu tavırlar sergileyip o sistemi bozmak için çabalayabilir. Benzer şekilde nevrotikle de pozitif bir ilişkisi var. Burada da diğer oyuncuları rahatsız etmekten de zevk alabilir. Sistemi bozmaktan zevk aldığı için bozuyor olabilir. Bu da nevrotikle olan pozitif ilişkisini açıklar. Aynı şekilde düzen bozucu ve deneyim açık arasında pozitif bir ilişki var. Çünkü deneyim açık keşfetmeyi seviyor. Yaratıcılığı yüksek, inovasyona açık bir kişilik tipi. Düzen bozucu da sistemin iyi olması için, bu keşifleri yapması gerektiği için düzen bozucu ve deneyimi açık arasında da pozitif ilişkiyi bu şekilde kurabiliriz, anlamlandırabiliriz. Oyuncuya baktığımızda, oyuncu kişilik tipindeki bir kişi gerçek hayatta dışa dönük olabilir gibi görülse de, ki önceki literatürde öyle bulunmuş, bu araştırmada negatif ilişki bulundu. Çünkü bunun sebebi, oyundaki oyunculuğun dışa dönük olması değil, oyundaki oyunculuk sadece ödül toplamak istiyor. Kendi bir bireysel çıkarı var, bir bireysel tatmini var orada. Bunun içinde dışa dönük olmasına gerek yok. Tek başına bireysel de hareket edip bu ödüllere ulaşabilir. Aynı şekilde baktığımızda oyuncu ve nevrotik arasında negatif ilişki görüyoruz. Oyuncu ve uyumlu arasında pozitif ilişki var. Ve oyuncu ile sorumluluk sahibi arasında da negatif ilişki görüyoruz. Sadece ilişki saptanamayan özgür ruhlu ve nevrotik arasında hiçbir ilişkinin olmadığını tespit ettik araştırma sonucunda. Buradan yola çıkarak literatürün önerdiği, bunların arasında pozitif ilişki olabildiği bazı noktalar vardı. Bu noktalar sarıyla görünüyor. Ve evet, literatürün önerdiği gibi yardımsever ve uyum arasında pozitif. Düzen bozucuyla nevrotik arasında pozitif, sosyal ve uyumlu arasında pozitif ilişkiler saptandı. Literatürün bunların arasında pozitif ilişki olabilir diye önerdiğinin tam aksi şekilde yardımsever sorumluluk sahibi arasında negatif, oyuncu ve sorumluluk sahibi arasında negatif ilişki saptandı. Özgür ruhu ve nevrotik arasında hiç ilişki saptanmadı. Bunların dışında hiç hipotez kurulmayıp araştırmada yine de pozitif çıkan bazı noktalar oldu. Bu noktalar yeşil ile gösteriliyor. Yardımsever ve nevrotik arasında pozitif, sosyal ve sorumluluk sahibi arasında pozitif, özgür ruhlu ve uyumlu arasında pozitif, düzen bozucu hem uyumlu hem de deneyime açık ile pozitif ilişkiler gösterdi. Son olarak oyuncu ve uyumlu arasında da pozitif ilişki hipotez kurulmadan saptandı. Buradan yola çıkarak tüm araştırmadan sonuçlara baktığımızda, düzen bozucunun hem olumlu hem olumsuz olabileceğini ve Z kuşağının baskın kişilik tipinin de düzen bozucu olduğunu saptadım. Düzen bozucu hem sistemi iyileştirmeye çalışabilir hem de diğer oyuncuları rahatsız etmekten zevk alabilir. İki yönlü bir oyuncu tipi. Aynı şekilde düzen bozucu olmalarının sebebi Z kuşağının hatalara tahammül edemedikleri ve sistemde hata görmek istemedikleri için olabilir. Bu yüzden de geliştirilecek oyunlaştırma uygulaması, bu Z kuşağına yönelik turizmde geliştirilecek oyunlaştırma uygulamasının hatasız olması gerekiyor. Z kuşağının hataları bulamaması ve oyun oynamayı sıkılmadan sürdürebilmesi gerekiyor. Benzer şekilde Z kuşağının baskın oyuncu tipi düzen bozucu olduğu için ve düzen bozucu da değişimle motive olduğu için rutinden kaçınılması gerekiyor. Oyunlaştırma uygulamasında sürekli değişiklikler yapılması gerekiyor. Sürekli aynı görev verilmemesi gerekiyor. Bu kullanıcılara iş hayatında insan kaynakları yönetiminin ve yöneticilerin, otel yöneticilerinin sürekli değişiklikler yapması gerektiği, sürekli verdikleri görevleri değiştirmeleri veya iş planı değiştirmeleri Z kuşağını sıkılmadan düzgün bir şekilde iş gören olarak çalışmasını sürdürebileceğini gösteriyor eğer değişiklik yapılırsa. Düzen bozucunun bu olumsuz, başkalarını rahatsız etmeden keyif alma durumunu düzen bozucuya ödül vererek
tolere edebiliriz. Çünkü Z kuşağının ikinci düzen bozuluğundan hemen sonra çok az bir farkla ikinci çıkan baskın oyuncu tipi de oyuncu. Yani dışsal odaklı bir Z kuşağı görüyoruz. Burada da düzen bozuluğun olumsuz yönlerini ona ödül, puan, rozet gibi hediyeler vererek tolere etmesini sağlayabilir yöneticiler. Aynı şekilde Z kuşağının oyuncu ikinci kişilik baskın kişilik, baskın oyuncu tipi oyuncu olduğu için içsel ödülden ziyade dışsal ödülle harekete geçtiğini görüyoruz. Burada da yöneticilerin ve oyunlaştırma uygulaması tasarım yapacak kişinin bunu göz önünde bulundurarak Z kuşağına yönelik onu tatmin edebilecek dışsal ödüller koyması gerektiği sonucuna ulaşıyorum. Devam ediyoruz. Z kuşağının özgür ruhlusu da özgür ruhlu oyuncu tipi de üçüncü baskın olarak çıktığı için bireysel hareket etmeyi sevdiği sonucuna ulaşıyoruz. Burada yöneticilere ve insan kaynakları yönetimine düşen görev ise onlara bireysel çalışabilecekleri bir ortam sağlamak. Takım çalışmasından uzak. Çünkü sosyal oyuncu tipi Z kuşağında sonda çıktı. Z kuşağı pek sosyalliği sevmiyor. Daha çok özgür ruhlu ve bireysel çalışmayı seviyor. Zaten çalışma istekleri de bu yönde. İletişimden pek hoşlanmıyor. Bu yüzden ona bağımsız olabileceği, özgür olabileceği bir ortam sağlanıldığında onu daha rahat edeceği sonucuna ulaşabiliriz. Benzer şekilde sorumluluk sahibi baskın kişilik tip çıktığı için ve düzenli iş verilirse zekşana, çünkü düzen bozucu oyuncu tipi de var, düzen istiyor. Eğer düzenli iş verilirse sorumluluk sahibi olduğu için bu işleri zamanında ve planlı bir şekilde yerine getireceğiz sonucuna ulaşabiliriz. Benzer şekilde deneyime açık kişilik tipi en düşüklerde çıkarken özgür ruhlu baskınlarda çıktı. Bunun da sebebi bu kuşağın yaratıcı bu kuşak yaratıcı değil diyemeyiz. Bu kuşak yaratıcı olmak için özgürlüğe ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Yani ona eğer özgür, bağımsız, bireysel hareket edebileceği rahat bir ortam sağlanılırsa gayet yaratıcı tavırlar, inovatif tavırlar sergileyebilir. Ama bunun dışında pek de yaratıcı olmaya yanaşmadığı görülmekte bu sonuçta. Son olarak eğer bir turizmde iş hayatı oyunlaştırılırsa Z kuşağının hem iş hayatı beklentileri karşılanması gerektiği hem de gerçek hayattaki kişilik özellik yani sorumluluk sahibi kişilik tipi ve dışa dönüğün yanında oyunlaştırıldığında düzen bozucu, oyuncu, özgür ruhlu gibi oyuncu tiplerini de işe taşıyacağı göz önünde bulundurulmalı bu oyunlaştırma tasarımı yapılırken. Araştırmanın sonucunda elde edilen bazı pratik öneriler var. Burada sektörün ne yapması gerektiğine tespit ettiğim bazı önerileri sunacağım. Bunlardan birincisi sektörde yapılacak bir oyunlaştırma uygulamasında inovasyon platformları, oylama mekanizmaları, geliştirme araçları, anonimlik ve anarşik oynanabilirlik gibi oyun elementlerinin kullanılması gerekiyor. Çünkü bu oyun elementleri düzen bozucuya önerilen oyun elementleri. Aynı şekilde insan kaynakları yönetim ve yöneticiler oyunlaştırma uygulaması yapmasa bile yönetime katılma ve yönetime oylama hakları verebilirler iş görenlerine. İkinci baskın çıkan oyuncu tipinde de puan, ödül, takdir, rozet, liderlik tablosu, sanal ekonomi gibi oyun elementlerinin eklenmesi gerekiyor oyunlaştırma tasarımına. İnsan kaynakları yönetiminin ve yöneticilerinde sürekli dışsal ödül odaklı, dışsal ödül vererek motivasyonu, iş yerine motivasyonu arttırmaları gerekmektedir. Özgür ruhlunun da baskın çıkmasıyla birlikte keşif görevleri, sürpriz yumurtalar, açılabilir içerikler ve yaratıcı araçlar elementleri oyunlaştırma tasarımına eklenmeli ve iş yerinde iş görenlere bağımsız ve kişiselleştirilmiş bir ortam çalışabilecekleri böyle bir ortam sağlanmalı. Turizm işletmeleri Z kuşağı müşteri veya iş görenlerine ulaşabilmek için sosyal medyayı aktif şekilde kullanmalı. Çünkü Z kuşağı sosyal medyayı seviyor sanal olarak. İlişkiler kurmak istiyor, sürekli sanal ve yüzeysel olmak istiyor. Bu yüzden turizm işletmelerinde Z kuşağı hedeflediği müşteri veya işveren fark etmez. Sosyal medyayı aktif kullanması gerekmekte. Turizm sektörü bu profil doğrultusunda oyunlaştırılmalıdır. Ve insan kaynakları yönetimi ve yöneticiler geleneksel yaklaşımdan kaçınıp Z kuşağına yönelik daha böyle oyunlaştırma, daha teknolojik sistemlere yatırım yaparak onların motivasyonunu arttırmak ve iş hayatındaki çatışmaları çözmek için bu stratejileri geliştirmelidir. Araştırma sonucunun elde edilen akademik önerilerde ise turizmde çalışma isteği konusu araştırılmalı, düşmemesi için çözümler üretilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Çünkü Z kuşağı çok nevrotik bir kişilik özelliğine sahip. İş hayatında zaten olumsuz kafasında sürekli olumsuz kaygıları var. Girdiğinde de bunların gerçekleştiğini, yani o istediği oyunların, istediği bağımsız ortamın olmadığını görürse hemen vazgeçebilir çalışmaktan veya bulunduğu şirketi hemen bırakabilir. Z kuşağı iş hayatı motivasyonuna yönelik akademik çalışmalar yapılmalı. Z kuşağı için düzenli iş ortamı uygulamaları geliştirilmesi üzerine akademik çalışmalar yürütülmeli. Çalışma lisede eğitim gören Z kuşağı, Y veya Alfa kuşağı gibi veya iş hayatındaki şu an çalışmakta olan, biz çünkü öğrencilere baktığımız bu çalışmada, şu an iş hayatında çalışmakta olan Z kuşağı gibi örneklemler ile tekrar edilmelidir. Ve gelecek araştırmalarda bu araştırmada hipotez kurulmadan saptanan pozitif ilişkilere de bakılması gerekmektedir. Son olarak bu Z kuşağının düzen bozucu oyuncu tipi çok baskın çıktığı için zaten sürekli grafiklerini kullandığım Among Us oyunundan bir video izletmek istiyorum. Açıyorum hemen. Among Us oyununu aranızda oynayanlar belki vardır. Oyunun amacı bir uzay gemisinde, uzay gemisi bozulmuş ve 10 kişilik bir grup orada mahsur kalmış. Tamamen random şekilde takım oyuncusu veya imposter, sahtekar, işte hilebaz kişilik tipinde roller atanıyor. Roleplay yapılmaları isteniyor. Bu kişilerden 9'u takım çalışması, yani takım arkadaşı, crewmate çıkarken bir kişi aralarında imposter oluyor. Bu imposter, crewmate olanlar gemiyi tamir etmeden, bu görevleri, onların görevleri var gemiyi tamir etmek için. Onları yapmadan önce onlardan öldürebildiği kadarını öldürmekle görevli. Ve bunu yaparken de görünmemesi gerekiyor diğer kişiler tarafından. Eğer biri onu öldürdüğünü veya ölü birinin yakınında olduğunu görürse hemen gidip butona basıyor ve oylamaya toplanıyorlar. Tam da düzen bozucunun istediği oylama hakkı. Ve oylama hakkı veriliyor. Diyor ki mesela A kişisi, ben gördüm X kişisi öldürdü. X kişisi de diyor ki hayır ben öldürmedim, A kişisi öldürdü diyor. Burada da ikna ve ne kadar imposter olduğu, ne kadar karşı tarafı ikna edebileceği ortaya çıkıyor. Ve bu durumda ya gerçekten imposter atılıyor uzay gemisinden veya masum bir crewmate atılıyor. İzliyoruz. Oyun bu şekilde. Bu oyunun benzer, eğer sizin hedef kitleniz oyunlaşma tasarım yapacaksanız veya iş yerinde bir oyunlaşma kullanacaksanız veya müşteriniz de olabilir, fark etmez. Baktığınız oyuncu tiplerine ve düzen bozucu baskın çıktı. Ondan ne tarz bir oyun yapabiliriz dendiğinde mesela Among Us buna güzel bir oyun örneği. Among Us alıp oyunlaştırmak gayet güzel bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Ve diyorum ki aramızda bir sürü düzen bozucu Z kuşakları var. Maalesef geliyorlar, iş hayatına da girdiler. Daha da devam edecekler. Belki Alfa kuşağı daha da düzen bozucu olacak. Z kuşağı yaş aldıkça belki düzen bozuculuğunu kaybedecek. Belki daha da arttıracak. Bunu bilemeyiz. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
bana mail ile ulaşabilirsiniz. LinkedIn hesabımda bıraktım. LinkedIn'dan da yazabilirsiniz. Ve Platon'un son sözüyle biriyle bir yıl sohbet etmek yerine bir saat oyun oynarsanız daha iyi tanırsınız demiş. Tanıyalım diyorum ben de. Ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorular varsa şimdi alabilirim. Çok teşekkürler Gamze. Ben teşekkür ederim. Sorularımız olacaktır. Yüksek ihtimalle ben bir de bir ekranı kapatabilir misin Gamze? Herkesi görelim. Ben bir şey soracağım. Tamam. Teşekkürler anlatım için. Gayet güzeldi. Şey soracağım. Ortalamanın sonunu okudun mu? Ortalamanın sonu? Kitap var. Ortalamanın sonu. Hayır. Yazarı kim? Toby. Toby Rose diye bir adam. Çok güzel bir kitap. Bu şeyle bu yaptığımız bütün testler sonuçta ortalama insana yönelik ya. Bunların kişiselleştirilmiş halleri yok dolayısıyla. Biraz hani farklı bir bakış açısı kazandırıyor. O yüzden nacizane tavsiyem. Bir diğeri senden bir isteğim olacak. Bunu mesela bir makale yapsak, Brand Map'e göndersek, iş dünyasına yönelik Z kuşağının hali, oyunlaştırılmış hali desek nasıl olur? Şöyle, bu bir test çalışması olduğu için bunu yayınlayabilmem için zaten benim akademik makalesini çıkarmam gerekiyor. Ve şu an zaten onun üzerine. Yok, yani bunu şey değil. Yani böyle şöyle geliştirip kendin yazabilirsin. Hani bundan da bağımsız yazabilirsin. Yani bunu bilimsel makale yapıp gönderebilirsin. Onda sıkıntı yok. Ama sunumundaki bir detayı kendi düşüncelerini açıp makale haline getirmenden bahsediyor aslında. Çünkü çok kapsamlı bir sunum zaten. Yani bir tez olduğu için yani buradan en az 6 tane makale konusu çıkar. Şöyle bence geleceğin İş dünyası oyunlaştırmanın içinde Z kuşağının yeri diye bir makale yazabilirsin. Evet olabilir. Bence bunu değerlendir Gamze. Farklı şeyler de çıkabilir. Evet. Yasemin Hocam teşekkür özür dilerim. Tamam. Rica ederim. Bitti. Tamamdır. Chatte bir soru Gamze gördüm sanırım. Görebiliyor musun Gamze? İstersen okuyabilirim. 5 faktör kişilik tiplerine uygun oyun oyunlaştırma örneklerini nereden bulabilirim demiş Sevcan. Şimdi şu an 5 faktör kişilik tipleri gerçek hayattaki kişilik tipleri oluyor kişinin. Ve bu daha çok işe alanlarda veya işte gerçek hayattaki kişilik tiplerini ortaya koyduğunda size attığım 16 kişilik tipi gibi. İşte gerçek hayattaki ilişkileriniz, özel hayatınız, zayıf yönleriniz ve güçlü yönlerinizi kapsayan bir şey. 5 faktör kişilik özellikleri. Bunu oyunlaştırmak yerine direkt oyuncu tiplerine bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani oyuncu tiplerinin testi yapılıp ona göre oyunlaştırma örnekleri yapılmalı diye düşünüyorum. Yani 5 faktör kişilik tiplerine uygun oyunlaştırma örnekleri yoktur ama oyunlaştırılmış oyuncu tipine yönelik. Benim göstermiyorum nasıl düzen bozucu Among Us gibi mesela öyle oyuncu tipleri mevcuttur. Mesela göstermiştim bir İsveç'in köyünde insanların roleplay yaparak oynadığı bir oyunlaştırma uygulaması vardı turistlerde. O da mesela özgür ruhluya yönelik. Bu şekilde eşleştirebilirsiniz ama burada 5 faktörü eşleştirmek zor olur çünkü o gerçek hayat. Bir de şimdi sanal dünyalar ve çoklu evren olayı başladığı için çok yeni zamanlarda insanların artık sosyal medya profilleri ile gerçek hayattaki profilleri bile birbirini tutmuyor. Hatta insanlar Instagram'daki haliyle Twitter'daki hali bile birbirini tutmuyor. Böyle bir ortamda 5 faktör gerçek hayattaki kişilik özelliklerin oyunda tutması zaten çok olası değil. Benim tezim sonucunda da zaten eşleşmediği sonucuna ulaştım özellikle Z kuşağında. Çünkü Z kuşağı oyunda ayrı bir kişilikte yaşıyor, gerçek hayatta ayrı bir kişilikte yaşıyor. Ve mesela bir araştırma konusu olarak da sosyal medyada da ayrı bir kişilikte yaşıyor. Teşekkür ediyorum soru için. Umarım yeterli. Teşekkür ederiz. Ben şimdi kayıttan da çıkayım.